Evet, e, olimpiyat meşalesi Çin Seddi'nin zirvesine taşınmış. Gencecik bir sporcuyla ile bütün dünyanın tanıdığı e, önemli bir e, sinema oyuncusu e, yüklenmişler bu işi. E, tabii e, rengarenk bir durumda şu anda e, olimpiyat köyü e, Çin e, oldukça iyi bir para harcadı Çin bunun için e, ve bütün dünyada da e, iyi bir şekilde tanıtılması e, amacıyla davranıyor. Şimdi e, aslında ne oluyor kış olimpiyatlarında? Gelişmeler nasıl? E, hemen e, biz onu Ying Zhao diyebiliyoruz ama e, Türkiye'de e, Sevinç diye tanıyoruz. E, Çin Medya Grubu Türkiye muhabiri e, Sevinç Hanım'la bu konuları konuşacağız. Sevinç Hanım merhabalar. Merhabalar, selamlar, Pekin'de selamlar. Bugün evet. Pekin havası bayağı soğuk, yani herhalde sıfır derece civarında ama bayağı soğuk, çok esiyor. Şu an benim bulunduğum yer, kış olimpiyat oyunlarının için kullanılan spor stadyonlarından biri olan Ukusun Spor Stadyonu'nun önündeyim. Evet, ve bugün e, 4 Şubat, bu akşam Beijing saatiyle e, saat 20'de, Türkiye saatiyle saat 15'te e, 2022 Kış olimpiyat oyunlarının açılış töreni e, Beijing'de başlıyor. E, Beijing, dünya genelinde hem yaz olimpiyat oyunları hem de kış olimpiyat oyunlarını organize eden ilk kent oldu. ve bu akşamki açılış töreninin yönetmeni biraz önce söylediğiniz gibi aynı zamanda 2008 Yaz Olimpiyat oyunlarının açılış töreninin yönetmeni olan Zhang Yimou, Çin'de en ünlü e, film yönetmenlerinden biri. Ve e, 2008 Yaz Olimpiyatı oyunlarında olduğu gibi e, bugünkü açılış töreni Çin Ulusal Spor Stadyumunda ve sta, e, stadyumda yapılacak ve onu e, stadyumun dış görünüşü kuş yuvasına benzediği için bu stadyum aynı zamanda kuş yuvası olarak adlandırıldı. E, ve bu sabah e, meşale meşale rolesi, e, yazlık sarayında başlayıp akşam kuş yuvasına kadar sürecek 2008 Yaz Olimpiyat Oyunları'nın açılış töreninde e, elinde meşaleyi tutan ünlü Çinli jimnastikçi e, Li Ning Havaya uçarak olimpiyat ateşini yaktı. Bu akşam törende ateşin nasıl yakılacağı çok merak ediliyor. Bu akşamki törene Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping'in yanı sıra Uluslararası Olimpiyat Komitesi Başkanı Thomas Bak, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin dahi olmak üzere birçok ülkenin liderleri ve uluslararası örgütleri, yetkilileri katılacak. Kış olimpiyat oyunları sırasında dünya sporcuları 7 ana dalı kapsayan toplam 109 çeşit buz ve kar yarışmalarında performanslarını gösterecek. 2 Şubat itibarıyla zaten bazı sporla, spor yarışmaları zaten başladı. Mesela kadın buz hokey ön yarışması, korun yarışı hep başladı artık. Ve e, şu an e, işte benim bulunduğum yer Ukesun Spor Stadyumunda e, yakında artistik e, buz pateni yarışmaları da burada düzenlenecek. Evet, bu seneki e, olimpiyat oyunları e, Beijing'in yanı sıra Beijing'in bağlı Yanqing semtinde ve Hebei eyaletinin Zhangjiakou kentinde açık ve kapalı spor alanlarına yapılacak. Kış olimpiyat oyunları için kullanılan spor tesislerin çoğu zaten 2008 yaz olimpiyat oyunları için inşa edildi ve kullanıldı. Bu sene özellikle bu seneki kış olimpiyat oyunları için sadece bir spor stadyumu inşa edildi. Onun ismi Ulusal Surat Patani Stadyumu. Onun başka bir isim de var. Biz ona e, buz kurdelesi diyoruz. Çünkü onun dış görünüşü buzdan yapılan kurdelelere çok benziyor. E, ve e, buz kurdelesi dünyada ilk defa karbondioksitin e, soğutucu akışkan olarak kullanıldı. Ve kış olimpiyat oyunlarına dünya dört bir yanından gelen yaklaşık 90 ülke ve bölgeden toplam 3000 sporcu katılıyor aralarında biraz önce söylediğim gibi evet 7 Türk sporcu da var onların performansı da bekliyoruz bugün, bugün resmi olarak başlayan kış olimpiyat oyunları 20 Şubat'a kadar sürecek evet bu kadar bir şey sorabilir miyim şimdi biliyorsunuz bir salgın var dünya üzerinde hala ve Kış olimpiyatları açılış evet. töreninde çok görkemli geçmesi bekleniyor. Çinliler özellikle evet. bu bu tür organizasyonlarda inanılmaz görüntüleri yaratabiliyorlar. En son bir yılbaşı gösterisini görmüştüm Çin'den. Müthişti yani. inanılır gibi değil. Ama böylesi görkemli bir törene çok sınırlı sayıda insan alınacak galiba. O konuda rakamlar var mı? Ee, şimdi yani çok net detaylı bir rakam yok ama bildiğim kadarıyla bu seneki kış olimpiyat oyunları zaten e, kapalı döngü e, böyle bir sistemle e, uygulan u, yani uyguluyor. Yani demek ki e, yani kış olimpiyat oyunları için e, dünyanın dört bir yanından gelen sporcular e, yani kapalı döngü sistemle e, sistem e, sistemle e, yönetiliyor. Yani onlar olimpiyat köyünde yaşıyorlar e, ama köyde her şey e, olduğu için yani onların ihtiyacı duyan bütün şeyler hep orada olduğu için zaten e, yani bütün isteklerinin karşılanıyor. Onun dışında e, salgından bahsedilirken e, ben özellikle bugünün e, yani bu salgının son durumunu da, baktım. Onunla ilgili haberleri okudum. Bugün Pekin'de sadece bir vaka var. Yani yerli vaka olarak tespit edildi. Onun dışında ülke çapında, ülke genelinde toplam 19 vaka bulunuyor. Bu yüzden yani vaka var da ama yine böyle söyleyebiliriz ki şu an Çin'deki salgın önleme durumu çok iyi. Evet. Evet. Peki ben o zaman size teşekkür ediyorum ama şu sözlerle teşekkür edeceğim Çin halkına da bir selamımız olsun. Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçin Olimpiyatlar için gönderdiği mesajda kullandığı bir sözcüğü, cümleyle: "Şampiyon insanlık olacak. Şampiyon insanlık olacak. Bütün Çin'e selamlar." Evet, selamlar. Evet Sevinç Hanım'a teşekkür ediyoruz. Sağolsun. Ee, ama gerçekten görkemli manzaralar yaratıyorlar ee, Çinliler böyle organizasyonlarda. Efendim, e, hakikaten hatırladınız mı e, yılbaşı nedeniyle yaptıkları o, o inanılmaz şey. <laughs> Lazer ışıklarıyla şunlarla bunlarla <laughs> bir balina atlayıp gerçek denize e, dalıyordu. Bir ejderha dolaşıyor ortada falan. <laughs> Bu o, olimpiyatlarda daha ciddi. Daha ağır başlı görüntüleri olacaktır ama saat 15'te başlıyormuş açılış törenleri. Ulusal kanaldan öyle zannediyorum izleyeceğiz açılış törenlerini.